Merhabalar, ben Doktor Gerçek Aydın. Yaklaşık 4 seneyi aşmış bir süredir Bursa Eurofertility Bebek Merkezi'nde medikal direktör olarak çalışmaktayım. Laboratuvar direktörümüz Elif Hanım'la, Elif Ergin'le beraber çalışıyoruz. Merhaba. Bundan dolayı çok memnunum. Arada bazı konularda farklı görüşlerimiz oluyor. Tıbbi konuları tartışıyoruz. Şöyle yapmak istedik, bu konuştuğumuz şeyleri kayıt altına alalım. Hem biz bir ne konuşuyoruz kendimiz bir görelim, hem siz bizi izleyin. Tamamen hani planlanmadık ve şu anda aklımıza gelen şeyleri konuşacağız. Gerçek Bey, çok zor bir soru soracağım. Eyvah, ne geliyor bakalım. Evet. Yani hastalarımıza sormayı çok istiyordum. Cevabını da biliyorum aslında ama yani yine de sormak istiyorum. Sizce bir tüp bebek başarısı kadın doğumun başarısı mıdır? Tüp bebek laboratuvarının başarısı mıdır? Çok güzel bir soru. Zor bir soru ama çok kolay bir cevabı var. Peki. Pasta kime geliyorsa onun bence. Çok haklısın. Evet, işin tabii latifesi bir yana. Bize getirmiyorsunuz benim hastalarımıza doğru. İşin latifesi şu, tabii bu bir ekip işi hakikaten. Evet. Özellikle bunu bilmeleri için hastalarımızın. Evet. Hani pasta istediğimden değil ama hani bunu paylaşmak aslında lazım. Şöyle yani burada bizim tüp bebek camiasında bir söylem vardır. Hani embriyoloğun kadar güçlüsündür diye. Ya da şöyle söyleyeyim, iyi bir embriyolog kötü bir kliniği toparlayabilir. Ama kötü bir embriyoloğu iyi bir doktor toparlayamaz. Şimdi o nedenle embriyoloji çok önemli. Yani bu işin hani mutfağı çok önemli. Ama tabii ki embriyolojiye de her şeyi doğru ve zamanında getirmek gerekiyor. Bu biraz yumurta tavuk, yani evet yumurta tavuk meselesi gibi. Bunları ayırmak söz konusu değil. Bence o daha önemli, bu daha önemsiz doğru değil ama embriyoloji hakikaten çok önemli, onu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ben bunun kadın doğum tarafının da önemli olduğunu söyleyeceğim. Gerçekten bu bir ekip işi. Size güzel yumurtalar gelmez ise şayet sonuçta yapabileceğiniz bir şey yok. Malzeme neyse bir ahçı gibi. Yani çok iyi bir ahçı da olsanız sonuçta onu kullanmak durumundasınız. Ama en iyisini yaparsınız. İyi bir transfer yapılmazsa iyi bir embriyo vermenize rağmen yapacak evet. Hiçbir şey yoktur orada. Embriyoloji laboratuvarı ne kadar iyi olursa olsun. O nedenle her iki tarafında mutlaka ve mutlaka mükemmel çalışması ve uyum içinde çalışması evet. Gerektiğini düşünüyorum. Tüp bebek süreci, daha doğrusu bir gebeliğin oluşurken ki bu süreçteki mekanizmalar hepsi birbirine bağlı. Yani herkes bir tuğla koyuyor ve en son bir duvar örüyorsunuz. Arada her şeyin muntazam olması sonucu daha iyi hale getiriyor. Tüp bebek bir mucize değil, bir organizasyon. Bu eğer bir organizasyonsa, organizasyonu doğru planlamak, doğru kurgulamak ve doğru bitirmek çok önemli. Organizasyonu kimse tek başına yapmıyorsa zaten soru aslında cevabını alıyor. Yani bu kimsenin tek başına bir başarısı ya da başarısı da değil. O nedenle sorunun esprili cevabı tabii ki klinisyenler. Çünkü hasta bizi görüyor. Evet. Ama sizin taraf olmadan bizim tarafın bir anlamı yok. O yüzden tabii ki çok önemli. Teşekkür ederim. Ne kadar iyi anlaştığımızı görmeliyiz. Evet. mesela bugün aklıma gelen şu, biraz evvel hastalarımız oldu. Bugün 4 yumurta toplamımız vardı. 3'ü çok istediğimiz gibi gitti ama bir tanesinde beklenmedik şekilde yumurta elde edemedik. Aslında bu benim için bir sürprizdi. Çünkü hastanın tedavisi iyi gidiyordu. Hatta daha önceki öykülerinde olmadığı kadar iyi bir yanıt almıştık. Ama bugün yumurta elde edemedik. Daha sonra bunu sorguladığımızda hastanın aslında defalarca anlatılmasından, kontrol edilmesine ve yazılı bir şekilde verilmesine rağmen çok önemli bir ilacı yanlış yaptığını duyduk. Bu tabii bir yerden sonra hastaların evindeki şeylere müdahale edemediğimiz için bizim için de bir sürpriz oldu. Engellemek için aslında hastalarımıza her zaman özellikle defalarca anlatıldığını mutlaka beyan edelim. Yazılı evet. Veriyoruz. Hatta telefonlarımızı veriyoruz. Her zaman söylediğiniz şey lütfen hata yapmayalım. Hani aklınızda bir soru olunca arayın. Bu aslında ama bazen maalesef bunlar da bu aslında hayatın kendisi. Bu aslında tanımlanmış bir şey. Yani boş çıkan folikül sendromu dediğimiz bir şey var. Hatta böyle bir durumda çoğunlukla hastalarımız bazen eşlerinden bazen doktorlarından çekindikleri için
o ilacı yapmadıklarını bile söylemeyebiliyorlar ve biz bunu tespit etmek için aslında bazıları kan testleri istiyoruz. Bu hastamızdan da istedik ama bunu sorgularken zaten hasta bize tabiri caizse yaptığı hatayı itiraf etmiş oldu. Tabii ki yani yumurta çıkmadı, laboratuvara kadar geldi, baktık yumurta bulamadık. Ama aslında yumurta toplamaya kadar gelemeyen hastalarımız da oluyor. Öyle. Şimdi tüp bebek sürecinde çiftlerle konuşurken de benim değindiğim bir konu var. Bu aslında tüp bebeğin her aşaması için geçerli. Bu ilk aşaması dediğimiz yumurta peşinde olduğumuz sürede de geçerli. İşler beklediğiniz gibi gidebilir. Beklemediğiniz kadar iyi gidebilir, beklemediğiniz kadar kötü gidebilir. Örneğin normal yanıt vermesini beklediğiniz bir hastada o yaş grubu ve o vücut kitle indeksindeki bir hasta için olması gereken doza yanıt vermediğini görebiliyorsunuz. Ve bunu tabii ki bir günde anlayamıyorsunuz. Bir 5-6 günlük bir tedaviden sonra hastayı çağırıyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki bazen yumurtalar kıpırdamamış bile. Hastayla konuşup kötü bir ayda olabiliriz, bir problem var. Çok uzatıp kötü bir yanıt almaktan ziyade bunu kabullenip tedavi iptal edip bir sonraki ayı bırakalım diyebiliriz. Ya da tam olarak belki tedavi iptal değil ama planın değişikliğine gidebiliyor. Örneğin biz tedavi başlıyoruz. Yumurta ve embriyo elde ettik ama transfer yapacağız. Fakat bir nedenle kanama nedeni olabilir, başka bir neden olabilir, hormonal bir neden olabilir ya da bazen farklı sosyal nedenler olabilir. Transfer yapmamamız gereken bu durum olup ya da belki endometriyumu beğenmedik, dondurmamız gerekebiliyor. Evet. Yani her şey planladığınız gibi gitmiyor. Benim hastalara söylediğim şöyle bir komik bir cümle var. Onu söyleyince hastalar çok iyi anlıyorlar. O yüzden burada da anlatacağım. Herkes Miami'ye tatile gitmek istiyor ama bazen Ayvalık'ın ötesine geçemiyoruz. O yüzden olabilir evet. Bazen o yüzden hep istediğiniz gibi olmayabiliyor. Hayatın ta kendisi tüp bebek. Ben hep bunu söylüyorum. Evet, laboratuvara geldi. Laboratuvara kadar yumurta toplama işlemi oldu ve folikül sıvılarımız geldi. Toplama işlemini yaptınız. Yumurta çıkmayabiliyor. Başka ne gibi bir şekilde tedavimizi iptal edebiliyoruz? Yumurta bulduk. Ondan sonraki aşamamızda 1-2 genelde olgun elde ediyoruz. Ama bazen yumurtayı elde etmiş olmamıza rağmen istediğimiz seviyede, olgunluk seviyesine ulaşmamış olabiliyor. Bu da yeterli değil. Bazen öyle yumurtalarla karşılaşıyoruz ki gerçekten hiçbir şekilde mikroenjeksiyon yapılamayacak kalitede olmuyor yumurtamız ve mikroenjeksiyon yapamıyoruz. Yine tedavimizi iptal etmek zorunda kalabiliyoruz. Bir şey soracağım peki burada. Siz mesela biz hastayı yumurta toplamak için ameliyathaneye aldık ve yumurtaları size verdik. Onları gördüğünüzde bu hasta gebe kalır, iyi gider, iyi gitmez. O anda bir yorumunuz oluyor mu? Yoksa bunu söylemek için erken mi? Bunu söylemek için gerçekten çok erken. Çünkü yumurtaları topladığımız anda yumurtanın etrafında onları besleyen kumus hücresi dediğimiz hücreler var. Ve o hücreleri temizlemeden hiçbir şekilde o yumurtanın kalitesini, olgunluğunu görmemizin mümkünatı yok. Ama bazı durumlarda yumurta gerçekten çok koyu görünebiliyor, şeffaf bir hali alıyor. İçinde vakua dediğimiz boşlukları da görebildiğimiz durumlarda oluyor. O durumda zaten diyoruz ki evet, bir yumurtanın kalitesi iyi yani değil. Ama temizlemeden yani o hücreleri oradan ayıklama diyebiliyor ama yani o hücrelerin temizlenmesi söz konusu olmadan hiçbir şekilde yumurtanın kalitesini biz mikroskop altında göremiyoruz. Artık bu da bir süreç. Hani yumurtalar çıkar çıkmaz hastalarımız bize soruyor kaliteleri nasıl? O an bilemiyoruz. Biz bir kültür solüsyonunun içerisine alıyoruz. Orada yaklaşık bir 4 saat beklemesi gerekiyor. Ancak ondan sonra o hücreleri temizleme işlemine geçiyoruz. Bunu ben niye soruyorum? Çünkü hasta opudan çıktıktan sonra bizim yanımıza geldi. Hocam yumurtalar nasıl diyorlar. Biz de diyoruz ki biraz erken. Biraz hani bu konuyu konuşalım ki belki dinleyenler en azından o soru işaretleri aklına. Yumurta toplama işlemi bittiği anda kalitesini söylemenin mümkünatı yok. Mutlaka temizleme işlemini yapıp ondan sonra invert mikroskop dediğimiz çok büyüten mikroskopun altında yumurtanın kalitesini görüyoruz. Polar body dediğimiz olgunluğunu gösteren bir kutup cisimciği var. Onu gördüğümüz zaman diyoruz ki evet, bu yumurtamız olgun. Mikroenjeksiyonu yapıyoruz. Bu aşamaya kadar geldik. Mikroenjeksiyonu yaptık. Mikroenjeksiyonu yaptıktan sonra yaklaşık 16-18 saat sonra, yani bir gün sonra sabah gelip embriyomuzu kontrol ediyoruz. Bir tane anneden bir tane babadan çekirdekçik geliyor ve bunları gördüğümüz zaman diyoruz ki normal, embriyomuz döllendi. Döllenmeme olasılığı var. Özellikle tek yumurtalarda ki bizim için her hastamız çok değerli ama tek olduğu zaman çok daha fazla hani dikkat edilmesi, her şeyin düzgün bir şekilde işlemesi gerekiyor. %50 oranında da burada döllenmede problem yaşayabiliyoruz.
normaldeki fertilizasyon oranımız %80 civarında giderken hani tek yumurta olunca tabii bu olasılık da daha yüksek oluyor. Döllendi, ertesi gün bölünmeme gibi bir sorunumuz olabiliyor. Özellikle zor yumurta elde ettiğimiz hastalarda yumurta kalitesinden kaynaklanan iyi kalitede embriyo olmaması, bölünememesi gibi durumlarda da maalesef tedaviyi iptal etmek zorunda kalabiliyoruz. Bunları sizlerle konuşmak da hani o açıdan hepimiz için gerçekten zor oluyor. Evet. Yani üzücü oluyor. Uzunca bir süreç, zorlu bir süreç. Ama bunlarla karşılaşıyoruz ve önceden ben gerçek bir bilgi için söylüyorum. Bunların olabileceği hastalarda mutlaka zaten hani bu da kafanızın bir köşesinde dursun. Hepimiz sizin gebe kalmanızı düşünerek zaten tedaviye başlıyoruz ama hani bu bir olasılık olarak orada durmak zorunda. Yoksa hayat kırıklığı çok kötü oluyor hastalarımızın adına. Evet, yani klinik olarak da benim özellikle dikkat ettiğim işin klinik tarafındaki şey şu. Hastaları gereksiz ayrıntılara takılmayacakları şekilde süreci ortak etmek çok iyi oluyor. Çünkü tüp bebekte bazı şeyleri beraber görüyoruz. Yani öngördüğümüz şeyler var ama tüp bebek süreci başladıktan sonra neyin ne olduğunu aslında o zaman görüyoruz. Çünkü birçok şeyi biz ultrasonda, öykülerinde, daha önceki tetkiklerinde, belki daha önce yapılmış tedavi sonuçlarından öngörülerimiz, beklentilerimiz olabiliyor. Ama kabaca işin ne olduğu, benim hep söylediğim, işin mutfağında belli oluyor. Ve bunu süreç ile beraber görüyoruz. Bunun hastalarımıza paylaşıyoruz. Dediğim gibi bazen işler çok iyi gidebiliyor. Ummadığımız kadar iyi gidebiliyor. Bazen de istemediğimiz, beklenmedik sürprizler olabiliyor. Dediğim gibi hayatın ta kendisi. Önemli olan burada ekibin, yani kliniğin, laboratuvarın yani gerekeni yaptığını hastaya hissettirmek. Çünkü hasta bunu anladıktan sonra bizim de işimiz kolaylaşıyor. Bence hastanın da işi kolaylaşıyor. En iyisini yaptığımızı bilmeyi herkesin mutlu olmasının en iyisi olduğunu, evet, ve hastalardan sonra en çok mutlu olanların inanın biz olduğumuzu bizler söylüyoruz. Doğru. Ya da tersi, hastamız tabii ki eğer olumsuz, evet, bir sonuç olduğunda üzülüyor ama biz de hakikaten üzülüyoruz ve tek yumurtayla elde ettiğimiz gebeliklerle, evet, ayrı bir mutlu çok oluyoruz. Seviyoruz. Bunu ayrıca hani, evet, maalesef beyan edeceğim ben ama gerçekten çok daha fazla mutlu oluyoruz.